Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları size aktarmaya çalışacağım. Hafta başlangıcı, hepinize de iyi haftalar dilerim. Umarım güzel bir hafta geçiririz hep birlikte. Birinci koşu maidenin başlangıcı, boş koşulardan 4 non safkan 2 tane ikincilikle bu yarışa giriyor. Erkek safkan kazanabilir. 3 rakip görünmekte arkadaşlar. İkinci koşu plase başlangıcı. 2 nolu safkan Aklı Selim grubun üzerinde kaldı. 2 yarış kazandı. Kilo almadı apprentice sayesinde. Tekrar kazanmaması için bir sebep yok görünümünde. Kazanması gerekir. Eksik koşar ya da handikap ayarına gider. 2. ya da 3. hedeflerlerse tabelada kalmayı 1 ve 4 nolu safkanlar devreye girer. Yani birincilikten kaçar ise 48 puan handikap puanı yüksek bir handikapta 1 ve 4 ikisinden birini önüne alır. Üçüncü koşu altılı başlangıcı handikap 14 dişi handikap 3. Bu mesafe kısa olması yarışın şartının da handikap olması yarışı ciddi anlamda zorlaştırmış durumda. Görebildiğim bu ekürler arkadaşlar. Yarışın şartına uyan 2 ekürü de şanslı koşar durumda. Kuponlarınızda olsun bu safkanları değerlendirin derim. 9, 7, 5, 1 bu safkanlarda diğer önereceğim ekürlere rakip olabilecek safkanlar. Bu önerdiğim safkanlardan dışına da çok kolay çıkarlar. Yarış handikap yarış, dişi yarışı, diğer atlar tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. 2, 3, 4, 6, 11 varsa alt grupta, bu çok zayıf maiden grubu burası, takip ettiğiniz, olur dediğiniz ekleyebilirsiniz. Bunlar tercih sebebi olarak yazmanız önemli. Önerdiğim atların dışına çıkmaması gerekir yarış şartı ve mantığı bakımında. Tabi Şanlıurfa'da mantık pek işe yaramıyor. Dördüncü koşu, handikap 16, handikap 3, mesafe 1900, orta uzun mesafe şartında kilo veren safkanlar çok şanslı koşar. 6 aldırmazı, herhalde 6-7 yarıştır ciddi anlamda önermek diyeyim, gene çok şanslı koşar durumda aldırmaz. Kaisberg dek getirirse grubu geçer, geçmesi de gerekir zaten. Yarışın şartına uyan safkandır, grupta da kalite handikap puanıyla iyi durumda. Kazanabilir, mutlak kuponlarınızda olsun. Ekürlerden 7 ve 10 nolu safkanlar bu ata rakip olurlar. 13 sürprizini yapar gelir. Dikkat edin böyle safkanlara. Kilo vermiş safkandır bu da. 5, 3, 1 bunları da tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. Varsa tuttuğunuz diğer atlar. Benim görebildiğim safkanlar bunlar arkadaşlar. 5. koşu şartlı 3, yamak 2, 8 koca oğul. Üst gruptan buraya düşen, grupta da neredeyse 2'ye katlayacak kalite handikap puanıyla iyi durumda olan, ancak son 2 yarışı tabelasız olan 8 koca oğul. Eğer arızalı koşturmuyorlarsa ya da sakat arızalı getirip buraya kaydettirdiler de bizleri kandırıyorlarsa geçilir, gelmez. Normal yarış bitecekse 8 nolu safkanın bu grubu güle oynaya geçmesi gerekir. Ömer Demir, yani tanıdık olsa sorardık ilgililerine atınız ne durumda diye. Cevap verirlerdi ama sıkıntılı bir hal yoksa bu grubu çok kolay geçmesi gerekir. Tek olması gerekir. 8 koca olur. Eksik koşar ise, bizi kandırmışlar ise 8'le. 2 ve 3 nolu safkanlar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar da yarışta kalite handikap puanı yüksek veren grubun üstünde safkanlar. Ve diğer atlar. Formda olan 1, 61 kilo ile şartlı 3 şartının kazancından dolayı doldurmuş. O yüzden 61 kilo. 9 sakar başı 61 kilo. Diğerleri para kazanamamış, bunlar kazanmışlar yani o yüzden. Ve diğer atlar artık. Bu atların dışında diğer atların yazımını size bırakırım. Normal bir olması gereken, bitmesi gereken 8 gibi atların çıkıp kazanması gerekir.
Eğer bizleri, yarış severleri kandırmıyorlarsa. 6. koşu Maiden, 2 yaşlı Maiden yarışı var. Burada da 2 tane erkek safkan, yeni koşan safkanlar, 1-4 orijin gördüğüm safkanlar oldular. Dişi atlarda orijin yok, diğerlerinde de yok gerçi. Kürlerde Güngör Baba, anne baba tarafı, aygır tarafı. Diğerlerinde de yok. Bunlar kolay kolay çıkmazlar Maiden'dan. 1 ve 4, 4, 1, 1, 4. Bunlardan beğendiğiniz hangisi ise tek kullanın derim. Birinin kazanması gerekir. Diğerleri bunların arkasına girer. Eğer diğer gruptan kaliteli bir at varsa o çıkar. İtiraz etmem. Görebildiğim bu benim. 7. koşu handikap 14, handikap 3, mesafe gene orta mesafe. Burada da Ketence Bey arkadaşlar, Ferit tercihli, uygun kilo ile start alıyor. Son yarışını kazanmış. Tekrar kazanmaması için sebep yok. AGF olursa bir AGF ağırlığı biner bu safkana. Bilmiyorum, bakmadım ama 4 yarışın şartına uymuş kazanır da tek olabilir. 1. Bayrotçu 59 kilosuna rağmen apranti indirimiyle, o da son yarışı kazanmasıyla rakip olur 4'e. Sürpriz atlarımız ekürlerden 3, 7. Sürpriz potansiyeli barındıran safkanlar oldular. Bu atlara da çok at yazıyorsanız dikkat edin, kuponlarınız da olsun. Diğer atlar 5, 6, 9, 8, 14 geri plandalar. Hani bu ön planda tuttuğum safkanların dışına çıkmaması gerekir ama çıkarsa da diğer atlar edin. Hepsini yazın diye de söylemem. Dikkat almanızda fayda var. Diğer atları. 8. son koşu handikap 15, handikap 3, 4 yukarı Araplar, kısa mesafe arkadaşlar. 1300. Bugün Şanlıurfa'da sezon, yarış sezonu son günüymüş, meeting. Yani altınlar 5'te kalırsa, altını bilen çıkmazsa 5'te kalan katılımcılara da arasında dağıtılacağını söyler. Tabi zor bir ihtimal ama olur mu olur. Burası Urfa. O yüzden 5'te kalan kuponları yırtmasınlar, belli olmaz bu işler. Handikap 15'in handikap 3'ü mesafe kısa olduğu için yukarıdan 8 Yaşar'ın oğlu İsa Akyoz'da. Son yarışı ikincilik, uygun kilo. Yukarıdaki kazancı yüksek safkanlar ya da handikap puanı yüksek safkanlara göre çok uygun kilo start alıyor. 8 kazanabilir, tek olabilir bu yarışta. Rakip 6 Kırmay, Ferit Yardımcı, 11 Mazlum Zülfikar. Halil'dir galiba, Parıldar'la. Halil Parıldar, evet. Uygun kilosu ile start alıyor. 8-11-6 önereceğim safkanlar son ayak için. 8 uygun kilosu ile tek olabilir. Diğer atlar, çıkan atlar var. Diğer atların yazımını yine size bırakacağım. 17-12-7-13-1-5 bunları tercih sebebi olarak öneririm yazımını. Evet, Şanlıurfa bende böyle çıktı arkadaşlar. Bugün de yani dediğim gibi son yarış, miting günüymüş. Umarım altılıyı herkes bulur. Kimse gerek kalmaz 5'lilere para dağıtmaya. Tabii söylediğimiz atlar da yerine gelirse biz de daha çok mutlu oluruz. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.